tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Murat abi, NFL devam ediyor. Dün oynanan bir New England Patriots, Los Angeles Rams maçı vardı. Çok rahat Rams kazandı. İki sene önceki Super Bowl'un da intikamını aldılar diyebiliriz. Maçı kısaca değerlendireceğiz. Daha sonrasında da size Carson Wentz hakkında geçen hafta başladığımız diyaloğun devamını soracağım. Çünkü geçen hafta NFL'in en büyük hayal kırıklığı mı dedik. Bu hafta bench'e çekildi, yedek kulübesine çekildi. Biraz da onu konuşacağız. Önce maçtan başlayalım. Vallahi şimdi Patriots, iki sene önceki Patriots asla değil. Rams da iki sene önce 2019 Super Bowl'unu kaybeden Rams asla değil. Bugün Los Angeles Rams'ın savunmasına baktığın zaman belki de, yani birinde kesin, belki iki pozisyonda NFL'ın en iyi oyuncularına sahip. Yani hem Aaron Donald hem bence de Jalen Ramsey pozisyonlarının en iyisi. Evet. Şimdi New England, yani bilmiyorum neden, belki işte Tom Brady ile mukayese, belki o hamle ilk başta yapıldığında biz de burada yani Belichick Cam Newton'u geri getirebilirse bir tek Belichick getirebilir falan diye konuşuyorduk sakatlığından sonra. Ama bu Cam Newton denemesi çok uzun sürdü. Dünkü maçtan sonra da benim quarterback'im Cam Newton dedi. Çünkü şimdi Patriots'ın, Belichick'ın işini zorlaştıran karar verme açısından şöyle bir şey var. Öyle inişli çıkışlı ki, ben Raiders Patriots maçını anlatmıştım haftalar önce. İkinci ya da üçüncü maçtı. Hı hı. Raiders New Orleans Saints'i yeni yenmişti ve yani Patriots mahvetti. Dedim ki yani ilerledikçe zaman bundan yine playoff'ta bir yer bulurlar. Bulduktan sonra da Allah kerim. Ama öyle olmadı. Şimdi 3 hafta önce, 3 maç önce San Francisco'ya 33-6 kaybediyorsun. Hadi artık koç, yani bu sene, bu sezonu gözden çıkar, Jared Stidham'a şans ver diyebileceğim bir şey. Bir hafta sonra 45-0 Chargers'ı yeniyorsun. Yine bir playoff umudu, az da olsa canlanıyor. Şimdi de 24-3 Rams'e kaybediyorsun. Yani farklara baksana, böyle şey gibi, Fenerbahçe basketbol gibi. O açıdan yani bence Belichick burada bu sene baktı ki olmuyor. Stidham olur mu olmaz mı? Geleceğinde yerimiz neresi olacak? Hem onun için hem bizim için diye bunu öğrenmesi gerekirdi. Çünkü New England Patriots'ın bu seneki sıkıntıları sadece Tom Brady'nin gidişiyle başlamadı. Bu COVID olayı ilk çıktığında affını isteyen, bu sezon için affını isteyen ve en çok fire veren takım New England oldu. 8 oyuncu, doğru hatırlıyorsam, affını istedi. 3 tanesi de önemli oyuncuydu. O açıdan bunun üstüne bir de Brady gidince ama işte Belichick'te yani Brady'nin Tampa Bay gibi, kağıt üstünde en azından, ben de onların da çok daha iyi bir durumda olmasını bekliyordum, bir takıma gitmesinin ardından Brady NFC'nin tozunu atarken, yani ben burada bu seneyi gözden çıkarıp gelecek senenin veya gelecek 5 senenin planını yapamam şeyine yenik düştü. Cam Newton'la olmayacağı kazandıkları maçlarda bile belliydi. O ilk maçları hatırlarsan 15 kere falan koşturuyorlardı. Ya şimdi koşan quarterback'lerin tabii ki bazı artıları var ama bir savunma, o quarterback'in geri gittiği zaman 3 pasın ikisini böyle şey şeklinde kötü atacağını bildiği zaman o koşma şeyi, tabii koşma şeyini de, etkisini de azaltmayı başarıyorlar. O açıdan yani Patriots'ın şeyi sona erdi. Rekor hanedan tabii sona erdi.
Yani o, bu sene playoff yapamazlar. 17 sene arka arkaya playoff yapmış bir takım rekordu o. Ama işte 17 senede Tom Brady vardı. O açıdan bu, tabii Tom Brady geçen sene de baktığınızda aslında NFL'in en kötü receiver grubuna sahip takım Patriots'tı. Yani oradaki problem sadece Tom Brady gitti, Cam Newton geldi. Cam kötü değil. Ofansif olarak bütün kadronun aslında zayıf olduğunu görebiliyorsunuz. Çok enteresan bir takım hakikaten Patriots. Benim çok anlayabildiğim, yani şöyle bir soru şey söyleyeceğim. Geçen hafta Chargers'ı 45-0 kazandı, siz de söylediniz. Bu 45-0 kazanırken quarterback Cam Newton'un pas yardını biliyor musunuz burada? 69. Yani 45 sayı atan bir takımın quarterback'i herhalde 300 plus 300'den fazla yard pas atmıştır. 3 taştan pas atmıştır en az veya 4 dersiniz. 69 pas. Yard. 69 yard pas var. 1 taştan var. Bir önceki hafta Cardinals'ı 20-17 yeniyorlar Murat abi. 84 yard pas atıyor Cam Newton. Yani bu rakamlar Mahomes'un 2 pasta elde ettiği rakamlardan bahsediyoruz. Çok alışılmış rakamlar da değil. Alışılmış bir oyun stratejisi tarzı da değil. O yüzden Belichick'in de biraz eli kolu bağlı. Çünkü Amerikan futbolunda cap, hard cap olduğu için üzerine çıkamıyorsunuz. Çok manevra alanınız da yok. Bu zamana kadar tükettiği veya verdiği kontratlardan dolayı çok işte Cam Newton'da çok cüzi bir kontratla kadroya ekleyebildi. O yüzden önümüzdeki senelerde New England'da bence ciddi bir kadro yeniden yapılanması gerekiyor. Yoksa bu duraklama süreci gerileme ve çöküş olarak ilerleyecektir diye düşünüyorum. Ya sana katılıyorum ama Belichick'in şöyle de bence bir hatası var. İşte yine o ego bölümünde ya kim giderse ben yerini doldururum bir şekilde. Tabii, tabii. Yani şimdi o bir yere kadar geçerli oluyor. Ama sen ne kadar yok, dahi olsan da bir yerde oyuncunun kalitesi de senin tasarladığın oyunların gerçekleşmesinde büyük pay sahibi oluyor. Yani o gitsin, bu gitsin. Bir yerde patlayacak da o. Ben hep bunu düşünüyorum böyle arkadaşlarımla konuşurken dile getiriyorum. NBA'de ve NFL'de olacağınız en kötü yer orta sıra. Yani tabii. 8 ve 8 NFL sezonunu bitirip draftte de kaliteli birini alamadığınız veya iyi bir quarterback'e ihtiyacınız varsa alamadığınız, orası limbo. Orada kalıyorsunuz çünkü çok ileriye gidemiyorsunuz. Aldığınız oyuncunun kalitesi belli bir seviyenin üzerine çıkamadığı için. O açıdan şu anda New England 6 ve 6 o tarz gidiyor. 8 ve 8'de bitirecek veya 7 ve 9 gibi bitirecek gibi gözüküyor sezonu. Bu da ne demek? Draft'ten de iyi bir quarterback veya iyi bir isim ekleyemeyeceksin demek. Önümüzdeki sezon için de bu geçerli. Sizin söylediğiniz gibi sezon başında deseydi ki bu sezon olmayacak, biraz daha kötü bir sezon geçirmeye razı olsaydı belki önümüzdeki sezon için farklı şeyler konuşabilirdik. Ama onu tercih etmediği için o ego biraz olumsuz etkilediğini ben de düşünüyorum açıkçası. Ya, bu seneyi laboratuvar olarak kullansaydı, çünkü şimdi NFL'da çok enteresan draft edilmemiş oyuncular yıldız oluyor. Yani New England Scout sistemi de iyi bir sistem. Yani şöyle bir örnek vereyim. Yani en yakın onları takip ettiğim için rahatlıkla söyleyebilirim. Darrell Waller'ı Raiders bedavaya aldı. Doğru. Çünkü takımı ama yok. Murat abi her pozisyonda olmuyor. Yani Aguilar'ı bedavaya aldı. Ama quarterback'te olmuyor iş. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani şu anda Cam Newton'un olmayacağına karar verdikten sonra veya Cam Newton'un olmayacağını bile bile onun üzerinde durmak, quarterback pozisyonunda bir tek Tom Brady gibi bile çok nadir örnekleri var ki 10. round'dan aldık, çok iyi çıktı falan gibi örnekler çok nadir oluyor. Quarterback pozisyonu ayrı. Raiders Jim Plunkett'ı San Francisco 49ers'dan $100 almıştı. Ve iki tane Super Bowl kazandı. Öyle efsane şeyler vardır ya Murat abi. Manhattan'ı Amerikalılar ne yaptı falan gibi. Rich Gannon free agent'tı. Takımı yoktu. Raiders'a geldi. John Gruden'la NFL Super Bowl oynadı. Yani kolay değil. %100 haklısın. Ama o biraz da koçla
şey arasındaki oyuncu arasındaki iletişim, bunu zaten en üst seviyeye taşıyan, sonra da birbirlerini yeme noktasına gelen örnek Belichick'ti, Brady. Kesinlikle. Haftanın son konusunda da Murat abi, Carson Wentz'i biraz konuşalım. Geçen hafta hafif konuşmuştuk hayal kırıklığı olarak. Bu haftaki oyunundan sonra maçın içinde de hem yedeğe çekildi, daha doğrusu geçen hafta sonraki oyunundan, bu haftaya da Jalen Hurts ile başlayacağını açıkladı Philadelphia Eagles. Wentz'in geleceği NFL'de nasıl görüyorsunuz? Bir geleceği var mı? Çünkü daha yeni kontrat imzaladı. Çok yüklü bir kontrat imzaladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla burada bir kere çıkarılacak çok güzel dersler var. Yani daha çaylak kontratının bitimine 2 yıl kala Philadelphia Eagles durup dururken 4 yıl daha kontratı uzattılar ve o zamanki en yüksek kontrat $128 milyon primlerle $144 milyon. Şimdi bu oyuncu sana bir Super Bowl kazandırmamış. Tamam, o yolda çok büyük katkısı var. Ama Derek Carr da ayakları kırana kadar ve bu tür şeyler oluyor biliyorsun. O açıdan burada bir kere Philadelphia Eagles acele ederek net bir şeyleri elinde tutmadan Carson Wentz'le ilgili kendi geleceğini de çok büyük risk altına atan gereksiz acele edilmiş bir kontrat imzalattı. Ve bundan nasıl kurtulacak bilmiyorum. Çünkü $66 milyon kontratın imza sırasında ve imzadan hemen sonra sezon başlamadan alındı ve $108 milyon da garanti. Şimdi bunlar çok ciddi rakamlar. Bu sene Carson Wentz'ten vazgeçip bu kadar kabak gibi ortaya çıkmasaydı düşüşü ve onu takas edebilecek bir takım bulabilselerdi faciayı bir ölçü engellemiş olurlardı. Çünkü bu sene 18.7 milyon cap'e şeyi var. Gelecek sezon kesersen 34.7 milyon. Yani bu kontratı da kim yaptı o da ayrı bir şey ama yani 18.7'den 34.7'ye sıçramanın ne anlamı var? Sana orada bir şey mi sağlayacak? Ama şu anda bir ara zaten kenarda ağlayacak gibiydi. Gördüğümü bilmiyorum. Psikolojik olarak hakikaten yani nasıl tamir edilecek? Philadelphia Eagles formasıyla tamir edilir mi? Hiç zannetmiyorum. Ben de. Nedense ikinci tur hakkını Jalen Hurts'e harcamalarıyla başlayan bir çöküş. Ya sen Carson Wentz'sen, yani Carson Wentz 2017'de MVP adayıydı. Yani sen Carson Wentz'sen ikinci turda kimi seçtikleri seni niye bu kadar şey yapıyor? Ama Murat abi ikinci turda bir quarterback seçiyorsa Eagles belli ki geçen sene bir şeyler görmüşler ki ikinci çünkü çok değerli bir seçim hakkını bir quarterback'e harcadılar. Orada herhalde yönetim geçen sene bir geriye gidiş veya bir psikolojik bir şey gördüler. Ama o zaman bu sene takas etmek yani tabii orada kesinlikle. Kabak gibi ortaya çıkmadan bu kadar düşüş yaşadığı belli olmadan mutlaka birini bulabilirler. Yani. Tabii benim şeyim siz çok güzel özetlediniz. Yani çok hızlı kontrat verdiler. Çok büyük bir hata yaptılar Eagles olarak. NFL'de bazen bir sezonu müthiş oynayan quarterbackler görüyoruz. İşte Cam Newton MVP olduğu sezon müthiş oynamıştı mesela. Ama diğer sezonları o sezona yakın hiç yaklaşamadı. Veya Case Keenum. Bununla ilgili şu anda kafamda benim bin tane soru işareti oluştu. Evet. Case Keenum Minnesota'daydı, çok iyi oynadı, MVP adayı dediler ama sıradan bir quarterback'ti. Wentz bunlardan, yani Cam Newton da çok yetenekli. Cam Newton kadar yetenekli baktığınızda yetenek olarak ama bir sezon oynamakla bir Drew Brees, Tom Brady, Aaron Rodgers gibi her sezon aynı seviyede kalmak arasında çok büyük fark var. O yüzden o bir sezonu görünce kontratı vermek de kulüpler tarafından çok büyük bir hata. Önümüz yani ertesi sene de aynı performansı gösterse tamam diyebilirsiniz. Ama o sezona çok etkilendi Philadelphia Eagles. Ben de size çok katılıyorum. Eagles'daki Philadelphia inanılmaz acımasız bir şehirdir. Taraftarı anında yuhalar, anında döner. Hiç sizin ne yaptığınıza geçmişte bakmaz. O an ne yaptığınıza bakar. Hatta yarını da düşünmez. Yani o maçta performansa göre
tepki veren bir taraftardır. O açıdan Eagles taraftarıyla, camiasıyla ve Philadelphia şehriyle ben Carson Wentz'in bir daha yani kendi o hatalarından kurtulabileceğini veya psikolojisini düzeltebileceğini düşünmüyorum. Başka bir yer olması lazım. O yerin de çok ideal şartlarda olması lazım. Çünkü artık verilen şans da kısa olacak. Birkaç haftalık denemeler olacak. Carson Wentz'in o geleceğin yıldızı algısını kaybetti. O yüzden bundan sonra nereye gider, ne olur? NFL kariyeri için ciddi bir geriye gidiş oldu. NFL işte bu yüzden biraz seviyoruz Murat abi sizle biz. Dünyanın acımasız sporu. Yıldız dediğiniz adamı 2 sene sonra takımsız veya yedek bulmuş kendini veya ligin dışında kalmış. Çünkü yerine başkası gelmiş ve tıkır tıkır oynuyor. Öyle başka sporlarda çok görmediğiniz bir meritokrasinin üzerinde bir şey var. Çok acımasız hakikaten. O açıdan da Carson Wentz'i ben çok parlak görmüyorum geleceğini. Aynen. Bakalım önümüzdeki günler hem Jalen Hurts hem Carson Wentz için neler getirecek. İzleyeceğiz, göreceğiz. Bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Teşekkürler Murat abi. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Haftaya yeni bir Game Night programında yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.